bakma. Bugün yapılanlar tam anlamıyla 2007'de Ergenekon'la başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik psikolojik harp operasyonlarının devamından ibarettir. Ve bu yapılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal olarak cemaatleşmesi ve tarikatlaşması süreci de ısrarla sürdürülmektedir. Bir orduya karşı yapılabilecek en büyük suikastla karşı karşıyayız. Bakın, bir orduya karşı yapılabilecek en büyük suikastla karşı karşıyayız. Kor General Vural Avar'ı kim öldürdü? 85 yaşındaki emekli Kor General Vural Avar'ın hapishaneki ölümü ve cenazesi. Tek bir üniformalı subayın bulunmadığı cenaze töreni. Karısının acılı halleri. Vural Avar'ın eşi Tuna Avar cenaze töreninde. Emekli bir kor generalin cenazesi kalkıyor ama cami avlusunda üniformalı tek subay yok. Çünkü emekli paşanın rütbeleri elinden alınmış. Bir er bile değil artık. Yıllarca vatan savunmasında görev aldığı genelkurmay bir bayrak bile vermemiş tabutun üzerine konulması için. Ailesi getirmiş o Türk bayrağını. 85 yaşında bir insan. 28 Şubat davasında mahkum olmuş ve cezaevinde hayatını kaybetmiş. Öyle sıradan bir ölüm değil. Demans hastası. Banyoda düşüp kaburga kemiklerini kırmış. Kemikler akciğerine batmış. Hipokrat yemini etmiş birkaç doktor, bir şeyi yok gidip hücresinde yatabilir, raporu vermişler. Dün Kocatepe Camii'nin avlusunda, bu ülkede uzun yıllar unutulmayacak bir dramın görüntüleri kayda geçti. Vural Avar 28 Şubat kumpas davasının birçoğu zamanında FETÖ'cüler tarafından hazırlanmış iddialarla yargılanan isimlerden biri. Cezaevinde Demans hastalığı başlangıcı da var. Düşüyor kaburgalarını kırıyor, hastaneye kaldırılıyor. Eşi de kendisi de havacı albaylıktan emekli. Hastaneye gidiyor, görmek istiyor eşine izin verilmiyor, bari kapıdan bir görsem diyor. Savcı odanın kapısından eşine bakıp da bir selam verip belki bir öpücük gönderip moral vermesine izin vermiyor. Bu zulümdür. Hakikaten bu nasıl bir zulümdür ya? Kapıdan bakmasına izin verilmeyen eşi fotoğrafına bakarak uğurladı. Mafya babalarının özel aflarla, özel infaz yasalarıyla serbest bırakıldığı, adaletin, hukukun yok edildiği bu düzende hiç değilse vicdanlarınızın sesini dinleyin. Kor General Vural Avar'ı kim öldürdü? Kor General Vural Avar'ı kim öldürdü? Vural Avar'ın ölümünden kim sorumlu? İddianameyi hazırlayan FETÖ'cü savcı mı? Sahte kanıtlarla karar veren yargıçlar mı? Başvuruyu bir türlü görüşüp karar veremeyen Anayasa Mahkemesi mi? Demans hastasına cezaevinde kalabilir raporu veren doktorlar mı? Yargıyı intikam aracı olarak kullanan iktidar ve kin, nefret kusan yandaşları mı? Yoksa hepsi birden mi? Vural Avar'ın tek gözü ameliyatla 63 yıllık eşi Tuna Avar verdiği ölüm ilanında "Eşime yapılan haksızlık ve adaletsizlikleri asla unutmayacağım" diye yazdı. Tuna Avar Türkiye'nin ilk kadın jet pilotlarından. Albay rütbesinden emekli oldu. Birbirlerini çok seven bir çifttiler. Tuna elbette yapılanları unutmayacak. Ama sadece Tuna'nın unutmaması yeterli mi? Toplum olarak Vural Avar'a ve onun gibi cezaevinde bulunan 10 arkadaşına yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları unutacak mıyız? Unutacak mıyız? Unutacak mıyız? Yoksa, başka haksızlıkların önüne geçmek, cezaevinden tabutların çıkmasını önlemek için toplumsal bir tepki gösterecek miyiz? Toplumsal bir tepki gösterecek miyiz? Gösterecek miyiz? Gösterecek miyiz? Gösterecek miyiz? Gösterecek miyiz? Tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum ve onaylamıyorum. O yüzden bunu. Çok kötü, kırgınız, üzgünüz. Yani olmaması gerekiyordu. Yani eski hatalarını yapıyorlar. Haksızlık yapıldı. Olur mu öyle şey? Çok saçma bir şey. Ben bunu tanıyorum ve karşı çıkıyorum. Sisteme nalet olsun. Bu kadar. Bunu veren sisteme nalet olsun. Adalet yok. Ve şu an adaleti arıyoruz. Adaletin gelmesini istiyoruz. Sisteme nalet olsun. Bu kadar. Bunu veren sisteme nalet olsun. Daha hapis edilip edilmeyeceği bile belli olmayan Ekrem Papazoğlu uğruna korkusuzca toplanabilen ve hatta aşırı tepki gösterebilen ümmet, vahşice katledilen bir ve birçok Türk uğruna neden zerre tepki gösteremiyor? Neden? Çünkü
Aytmatov bizi mankurtlaştırıyorlar diyor orada. Mankurtlaşan insanlar tuhaf bir biçimde kendi değerlerine saldırıyor. Mankurtlaşan insanlar tuhaf bir biçimde kendi değerlerine saldırıyor. Şimdi bunu okuyunca ya da anlayınca bir bakıyorsunuz ki yani ülkede tuhaf bir şeyler var. Adam ben milliyetçiyim diyor. Bir bakıyorsunuz ki milli değerlere saldırıyor. Atatürkçüyüm diyor. Bakıyorsunuz adam milliyetçi değil. Ya da dindarım diyor ya da İslamcılık adına teokratik bir takım bir şeyler söylemeye çalışıyor ve bir bakıyorsunuz ki Türk düşmanlığı yapıyor. Allah aşkınıza yani son 1000 yılda İslamiyet'in kılıçdarlığını yapmış, bayraklarlığını yapmış bir topluma, İslam adına, din adına bu topluma ve kültürüne nasıl saldırılır? Diyorsunuz ki ya burada bir tuhaflık var ve anlıyorsunuz ki bu bir mankurtlaşmak, mankurtlaştırmışlar. Dolayısıyla böyle şeyde Aytmatov mankurtlaşma insanların başına gelmiş en büyük felaket olarak tanımlıyor. Ve diyor ki yani bir cinayetten, soykırımdan filan bile çok daha ağır bir şeydir. Thank you.